Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün cheesecake görüntüsünde ve lezzetinde, ama fırın kullanmadan yapabileceğiniz çilekli harika bir tatlı tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Öncelikle tabandaki bisküvili olan bölümü hazırlayacağım. 300 gram yani iki buçuk paketten biraz fazla burçak bisküvi kullanacağım. Petit bisküvi ya da yuvarlak olan yulaflı bisküvilerden kullanabilirsiniz. Bisküvileri rondonun içine aldım. Toz haline gelinceye kadar çekeceğim ama tek başına değil bir çay bardağı da erimiş ılımış tereyağına ilave ederek yapacağım bu işlemi. Rondonuz yoksa buzdolabı poşeti içine bisküvileri alarak üzerine merdane ile bastırarak ya da bardağın tersiyle bastırarak ufalayabilirsiniz. Toz haline getirebilirsiniz. Sonrasında tereyağı ile karıştırarak yoğurabilirsiniz kullandığım tereyağı miktarı erimemiş haliyle 100 gram tereyağı. Erittiğim zaman da klasik çay bardağı ile 1 çay bardağı tereyağı oluyor. Kullandığım tüm malzeme miktarlarını açıklama bölümüne yazdım. Açıklama bölümünü bulamayanlar için hemen tarif ediyorum. Başlığın yan tarafında bir ok işareti var. Aşağı tarafı gösteren yani bildiğimiz ok işareti değil de Böyle çizgi gibi bir şey aşağı tarafı işaret ediyor. Oraya tıkladığınız zaman daha fazla diye bir kısım açılıyor. Ve açıklama bölümünde malzeme miktarlarını dediğim gibi yazılı halde bulabilirsiniz. Tatlıyı yaparken böyle bir kalıp kullanacağım. Kalıp kullanmanız kesinlikle şart değil. Dikdörtgen, kare borcam, yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz. Ben böyle her tarafı görünsün diye kalıp kullanmayı tercih ettim kalıbı tabağın üzerine yerleştirdim. Hazırladığım bisküvili karışımı içine alıyorum. Önce kaşıkla dağıttıktan sonra bardak ile bastırarak eşit bir şekilde yayıyorum. Beyaz olan bölümü hazırlayıncaya kadar buzdolabının alt bölümüne yani normal bölümüne kaldırıyorum. Beyaz olan bölümü hazırlıyorum. 5 su bardağı yani 1 litre sütü tencereye alıyorum. Kullandığım bardak her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. 1 su bardağı toz şekeri, 1 su bardağından biraz az nişastayı buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası kullanabilirsiniz. Ve 4 yemek kaşığı irmiği ilave ediyorum. Ocağa almadan önce iyice karıştırıyorum ve daha sonra ocağa alarak koyulaşıncaya kadar, kaynama noktasına gelinceye kadar karıştırarak pişiriyorum. Evet, kaynamaya başladı. Kıvamı da koyulaştı gördüğünüz gibi. Ocağı kapatıyorum. Bir paket vanilyayı ilave ederek karıştırıyorum. kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak ilk sıcağının çıkması için yaklaşık 7-8 dakika kadar bekliyorum. İlk sıcağı çıktı. Şimdi 2 yemek kaşığı labne peynirini ekliyorum, karıştırıyorum. Labne peyniri yerine tereyağı da kullanabilirsiniz ama cheesecake lezzeti elde etmek istiyorsanız labne peyniri kullanmanızı tavsiye ederim. çok güzel bir krema oldu. Lamle peynirini ekledikten sonra da biraz ılıdı. Kalıbı buzdolabından çıkarttım. Hazırladığım kremayı içine aktarıyorum. Eşit bir şekilde yayıyorum. Sonrasında tekrar buzdolabına kaldıracağım. Çilekli olan bölümü hazırlayıncaya kadar bekleyecek. Başka meyvelerle de yapabilirsiniz bu tatlıyı. Ben çilek kullanacağım. Burada yaklaşık 15 tane yani 300 gram çilek var. Çilekleri iyice yıkadım. Doğrayarak tencerenin içine alıyorum. Yarım su bardağı su, soğuk su. 2 yemek kaşığı şekeri ekliyorum. Tencereyi ocağa alıyorum. Ve yaklaşık 10 dakika çilekler pişinceye kadar kaynatacağım. Yumuşayıncaya kadar kaynatacağım. Aman ikisi de olur. <laughs> Aynı şey. Çilekler pişti, ocağı kapattım. Şimdi pürüzsüz oluncaya kadar blenderdan geçiriyorum. Çilek püresi haline geldi. Ocağı kısığa aldım. Şimdi nişastayı hazırlayacağım. Kıvam vermesi için 2 yemek kaşığı nişastaya çeyrek çay bardağı soğuk suyu ekliyorum ve karıştırıyorum. Tencerede kaynayan çilek püresine nişastayı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bu işlemi yaparken hızlı hızlı karıştıralım hazırladığım çilek püresini bekletmeden sıcak halde buzdolabından çıkarttığım tatlının üzerine döküyorum. Eşit bir şekilde yayıyorum. Tekrar buzdolabına kaldırıyorum ve 2 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis edeceğim. Daha uzun sürede kalabilir. Yani akşamdan hazırlayıp ertesi gününde servis edebilirsiniz. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde de denk gelmiş olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Görüntü harika. Şimdi dilimleyeceğim. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. sade olarak kalabilir ya da benim yaptığım gibi yarım paket beyaz çikolatayı eritip üzerine bu şekilde sıkabilirsiniz. Çikolatayı ben usulü olarak erittim. Sütlü çikolata ya da bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten harika oldu. Cheesecake görüntüsünde ve lezzetinde muhteşem bir tatlı. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Üstelik çok hafif. Denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu tatlı tarifine paylaş butonundan WhatsApp gruplarınızda, diğer sosyal medya hesaplarınızda kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.